Teşekkür ederim. Konuşmasını yapmak üzere Sürgen Başkan Yardımcısı Sayın Ziya Kısal'ı kürsüye davet ediyorum. Günaydınlar arkadaşlar. Erol Başkanım'ın bu güzel konuşmasından sonra aslında değinmek isteyeceğim bütün konulara değindi Erol Başkanım. Son zamanlarda, özellikle son günlerde konuşmalara başlarken böyle yine denk düştü. Erol Başkanım konuştu, arkasından ben konuştum. Konuşurken sizi çok özlediğimizi söylüyoruz hep. Belki sıradan gibi geliyorsunuz ama hakikaten böyle her zaman geçtikçe belki 60 yaşı geçmemize de biraz etkisi var. Sizleri çok özlediğimizde her gün biraz daha fazla hissediyoruz. Bunun tabii birçok nedeni var. Biz büyük bir ailenin parçasıyız arkadaşlar. Dolayısıyla bir araya gelmemiz çok değerli. Dün bir etkinliği vardı Bakırköy temsilciliğimize. Futbol etkinliği vardı. Orada birlikteydik. Oyun oynayanlar, izleyenler, kurulu üyelerimiz hep beraber oradaydık. Amaç sosyalleşmeyi sağlamak, bir arada olmaktı. Ama bir taraftan da bugün bir etkinlik vardı. Bu güzel konforun sağlanması gerekiyor yine. Aslında basit bir şey. Bakırköy göbeğinde güzel bir ortam. Telefon edersiniz. Her ay burada yaptığınız kahvaltıyı yaparsınız. Ama öyle olmuyor. O toplantıdan Hüseyin İpek arkadaşımızla geliyoruz. Yarısı spor etkinliğini, temsilciliğin yarısı spor etkinliğini düzenlemiş. Yarısı da burada. Şu masa düzenleriyle, mikrofonla falan uğraşıyor. Yolda Hüseyin arkadaşımın konuşmasını izledim. Yani bir taraftan o etkinlik, bir taraftan bu. Dikkat ederseniz meslekle pek ilgisi olmayan şeyler. Sadece sosyal olaylarla ilgili. Dolayısıyla o basit gibi gözüken şeyler, yani şu anda temsilciliğin bizi burada bir arada toplaması gerçekten çok değerli. Bu niçin değerli biliyor musunuz arkadaşlar? Biz çok büyük bir aile olduk. Bizim oda başkanımız bütün kademelerde çok değerli çalışmalar yapan, şimdi oda başkanlığımızı yapmış olan Erol Demirel'in anlattığı gibi biz çok büyük bir aileyiz. Türkiye'nin her noktasında çok önemli ilişkilerimiz oldu. Biz de hepimiz onun bir parçasıyız. Hatta dün futbol turnuvasında bana formamı hediye ettiler. 6 numara. 6 numara olunca böyle futbol geçmişimiz de var. Orta saha oyuncusu gibi. Halbuki bana 6 numaralı üye olduğumu hatırlatan bir formaydı o. Onu alırken bile çok duygulanıyorum tabii. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü artık 130 bin kişi olduk. Benim üye numaram 6. Şimdi her geçen gün biraz yaşlandım, biraz mesleki geçmişten dolayı sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle burada bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında ikinci bir şey arkadaşlar, bizim niçin bir arada olduğumuzu sık sık düşünmenizde fayda var. Öncelikle biz insanız. İyi insan olma gayreti içindeyiz. Bir de toplumumuzun aydın kesiminden olan insanlarız. Bir başka yönümüz, meslek mensubu olarak en köklü meslek örgütüyüz biz. Örgütlenme sürecini derneklerden yaşayıp bugünlere getiren bir sürecimiz var bizim. Dolayısıyla bizim ailemiz çok güçlü bir aile. Onun için bir arada olmamız çok önemli. Ama bir başka boyutuyla ülkemize karşı sorumluluğumuz var, yurtseverlik sorumluluğumuz var. Yani ülkemizde bir şeriata doğru bir gidiş varsa en çok biz etkileriz. En çok geleceğimizi, çocuklarımızı, bu cumhuriyetimizi düşünen bizleriz. Dolayısıyla ülkemize karşı da bir sorumluluğumuz var. Onun için bu dayanışmamızın, bu birlikteliğimizin böyle bir önemi var. Yoksa bazı arkadaşlarımız, üzülerek söylüyorum, sadece bu işe bir beyanname verme, işte bazı işlerimizi mesleki yapma, onun karşılığında ücret almak gibi görebilir. Hayır, önce biz insanız. Ondan sonra yurtseveriz, sonra aydın insanız. Bir de mesleki örgütlülüğümüze karşı da sorumluluklarımız var. Bütün bu sorunların üstesinden gelmek, öncelikle dürüst insan ilişkilerini kurmakla ilgili. Ama mesleki örgütlülüğümüzün de değerini bilmemiz lazım. Yaşadığımız sorunların
En büyük kesim arkadaşlar tamamen yönetim sorunu. Partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Öncelikle bizi yöneten insanların bu mesleğe ihtiyacının olduğunu bilmesi lazım. Yani sağlık sorunu çözecekse şehir hastanelerinden nasıl randevularından başlanmaz olaya. Öncelikle insanların hasta olmaması için ne yapmak gerektiğini düşünmek lazım. Veya evler yıkıldıktan, yüz binlerce insan öldükten sonra işte biz oraya konteynerler göndereceğiz falan meselesi değil. Öncelikle kentsel dönüşümü yıllarca geçmiş aradan hala yapamamakta bir sorun var. Öncelikle yıkılacak evleri direngen evler haline getirmek lazım. İnsanların ölmemesini sağlamak lazım. Zamanında önlem almak lazım. Ekonomi de böyle bir şey. Ekonomik tedbirleri almak lazım. Sen ekonomiyi doğru düzgün yürütebilmek için mali müşavirlik mesleğine önem vermen lazım. Yerel yönetim seçimleri var. Yerel yönetimler arkadaşlar bir yöneticilik işi. En çok da mali müşavirlerin yapacağı işler. Başkanlıktan bahsetmiyorum. Yani yerel yönetimlerin bütçesi aynı zamanda gösterilecek faaliyetlerin hangileri olacağı, hangilerinin olması gerektiği, hangilerine öncelik verilmesi işidir. Yerel demokrasinin de uygulanması tüm demokrasiyi etkiler. Dolayısıyla da bu anlamda da mali müşavirlere önem var. Ama mali müşavirlere benim yandaşımsa istediklerini vereyim, yandaşım değilse vermeyeyim gibi bakarsanız Türkiye'nin ekonomisini de düzeltemezsiniz. Hiçbir şey de yapamazsınız. Meslek örgütleri çok değerlidir. Bilime inanıyorsanız meslek örgütlerine değer vereceksiniz. Mali müşavirlere ne istedikleri belli. Bizim istediğimiz şey, arkadaşlar, dernekçilikten bugüne hep şunu söyledik. Arkadaşlar, mevzuat mümkün olduğu kadar karışık olsun, biz de daha fazla para kazanalım. Ne Türkiye'nin koşulları mümkün, ne de mesleğimiz buna uygun, ne de bizim yapımız buna uygun. Biz avukat falan değiliz, problemden beslenen bir meslek değiliz. Onlara da saygı duyalım ama bizim mesleğimiz değer üretme mesleği. Biz para kazanmak için bize iş yaratılsın derdinde falan olamayız. Dolayısıyla önce yöneticilerimiz bu mesleğe önem verecekler. Dolayısıyla yasal düzenlemeleri yapacaklar. Biz uğraşacağız beyanname yapmaya, bilançoya. Onlar bir vergi affı daha, bir vergi affı daha, bütün yaptıklarımızı yok sayacak uygulamalar çıkaracaklar. Böyle bir toplumda sağlıklı muhasebe olmaz. Dijitalleşme bizim işimizi kolaylaştıracak. Bunun mutluluğunu yaşamamız gerekirken yine angarya, yine yoğunluk. Neden biliyor musunuz? İşte başta kamu yönetimi hiç hazır değil. Bizim hizmet verdiğimiz meslek örgütleri ticaret odaları hiç umurlarında değil. Bir hızlı bir süreç yaşanıyor. Sürecin altında ezilen mali müşavirler. Peki hakkımızı alacağız. Hakkınızı alacaksınız ama ücretleri bu kadar yükseltemeyiz. Neden? Sıkı para politikası çok önemli. Ya bizim muhasebe ücretlerimiz de mi sıkı para politikası enflasyon gönderecek? Böyle bir şey düşünülebilir mi ya? Emin olun böyle, bu böyle şaka gibi geliyor ama böyle konuşuyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar durumumuzu korumaya çalışıyoruz. Ağırlaşan iş yükümüze rağmen. Dolayısıyla arkadaşlar fazlasıyla bu uzatmak istemiyorum. Odalar Birliği'miz, odamız emin olun içinde bulunan bir insan olarak söylüyorum. Yoğun biçimde çalışıyoruz. En üst düzeyde kurumsal ilişkilerin kurulduğu, hiçbir parti ayrımı yapmadan mesleki anlamda mücadele verdiğimiz bir süreçte ne kadar manipüle edilse de, ne kadar itibarsızlaştırılsa da meslek örgütleri, biz elimizden geleni yapıyoruz. Anlatmakta zorluk çekiyoruz. Çoğu zaman bürokratlarla da anlaşıyoruz ama siyasi karar vericiler farklı kararlar verebiliyor. Başkanımızın da dediği gibi hukuk sisteminin düzelmemiş olması, yanlış sürecin yanlış yönetilmesi bizi de derinden etkiliyor. Tüm yasal değişikliklerde bunu biz ciddi biçimde hissediyoruz. Ama umudumuzu yitirmememiz lazım. Neler yapabiliriz? İşte başkanımız da bahsetti. Dijitalleşme sürecinde tamam, dijitalleşmenin faydalarını göreceğiz. Bizim yapacağımız işler, şu anda yapmamız gereken işler arkadaşlar eğitim. Eğitim çok önemli. Ülkemizin genel sorunu, mesleğimizde de eğitim çok önemli. Ama öyle bir eğitim ki Bitlis'te de, Siirt'te de, İstanbul'da da eğitimden bahsediyoruz. Mesleği aynı mevzuata göre ülke çapında yapıyoruz. Eğitimde her boyutuyla eğitim, uzmanlaşmamızla ilgili eğitim
Ama bunun yanı sıra kişisel gelişim, etikle ilgili eğitimlere de çok önem vermek durumundayız. Şimdi sürgem olarak mümkün olduğu kadar eğitimlere alıştırmaya çalıştık meslek mensuplarımızı. Sizin için geçerli değil, bu duyarlılıkta bulunan insanlar için. Ama hep 130 bin sayısını unutmayın. 130 bin meslek mensubuyla biz bir meslek örgütü olabiliyoruz. O arkadaşlarımızın tümünün bu eğitimlere rağbet göstermesi, ilgilenmesi, sadece günü kurtaracak mali müşavirlik, muhasebecilik, defter tutma, beyanları düzeyinin dışına çıkması lazım. Yani eğitimle, kişisel gelişimle bu dijitalleşme sürecini fırsata çevirebiliriz. Onun için tüm MOK gerekli hazırlıkları yapıyor, odamız yapıyor. Bizim de buna uyum sağlamamız lazım. Birincisi bu. İkincisi, ülkemize dair sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Başkanımızın da söylediği gibi demokrasi herkese lazım. Öncelikle rejim değişikliğine doğru giden böyle olumsuz gelişmelere karşı çocuğumuz için, ülkemiz için, geleceğimize sahip çıkmak için hassasiyetimiz bir tarafta durması lazım. Onun dışında dayanışmamız, bu örgütlülüğümüzün en önemli kısmı dayanışmamızdır. Bu dayanışmamızı emin olun, her zaman hissedeceksiniz, her yaşta hissedeceksiniz. Bu sadece bir duygusal, bir düşüncem değil. Bu anlamda ben buna dair de fazla bir şey söylemeyeyim, belki ikinci kitap eder. Sizi en çok seviyorum diyebilen, en güzel söyleyen insan aranızda MASİS Başkanı. Bugüne kadar sizi çok seviyorum ve en güzel kürsülerde ben Divan Başkanı olurken de özel söz veriyorum ona. Onun da sizi çok seviyorum demesinden ben büyük bir keyif alıyorum. Biz birbirimizi çok sevelim, çok seveceğiz. Dayanışmamızı arttıralım. Hayatın her alanında bize lazım. Mesleki mücadele emin olun, içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Veriliyor. En üst düzeyde veriliyor. Koşullar kötü de olsa her zaman yapılabilecek işler vardır. Ülkemize dair, mesleğimize dair en güzelimizi birlikte yapabiliriz. Çok değerli burada kurul üyesi arkadaşlarımla, geçmiş dönem Odalar Birliği Başkanımızla, Oda Başkanımızla, bütün komite ve kurul üyelerimizle hep beraber çalışıyoruz. Aranızda derneklerde yönetici olan arkadaşlarımla, geçmişte ve bundan sonra yer alacak. Hiç umutsuz olmayalım. Yani güzel bir ülkedeyiz. Bu ülkemiz iyi bir yerlere gelecek. Biraz bocalayacağız belki, sıkıntılar çekeceğiz ama gerçekten güzel günlerimiz olacak. Ben inanıyorum ona. Hepinize saygılar sunuyorum.